Avrupa Kayseriler Birliği'nin değerli başkanı Sayın Muzaffer Polat, Sarızımızın kıymetli belediye başkanı Sayın Baki Bayrak, değerli birlik üyeleri, hemşehrilerim, sevgili meslektaşlarım hoş geldiniz. Aslında burada benim konuşmamı gerektirecek fazla bir şey yok. Avrupa Kayseriler Birliği Başkanımız Sayın Muzaffer Polat cemiyetimizde bir basın toplantısı düzenlemek istediğini ifade etti bize. Mehmet Ketencioğlu meslektaşımız marifetiyle, eski meslektaşımız marifetiyle. Biz daha bu cemiyet sizin emrinizde her zaman Kayseri için yapılacak her hayırlı işte yanınızdayız dedik. Bu derneğimiz biraz sonra Sayın Başkan bilgi verecek. 7-8 yıl kadar önce kurulmuş. Tablet dağıtacak. Kayseri'de bir miktar dağıtacak. Sarız Belediye Başkanımız da o cihetle buradalar. Onunla ilgili bu toplantıyı organize ettiler. Tabii Avrupa'da 4,5-5 milyona yakın Türk vatandaşımız var. Bir önce sohbette siz de şahit olmuşsunuz. Yaklaşık 400-500 bin civarında da Kayseri'nin olduğunu söyleniyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 61'de ilk Türkiye'den insanlar Avrupa'ya gittiler. Benim köyümden de bir komşum 61'de Avrupa'ya gittiğinde ne Sarız'ı görmüştü ne de Kayseri'yi görmüştü. Sarız'ı görmemiş, Kayseri'yi görmemiş. Yani ilçesini, ilini görmemiş insanları biz Avrupa'ya gönderdik. Bugünkü Almanya'nın kalkınmasına onların çok büyük katkıları var. Şüphesiz ki var. Bugün 1 milyon Türk vatandaşı aynı zamanda Alman vatandaşı. Türk kökenli vatandaşımız. Yaklaşık Türklerin sahibi olduğu iş yerlerde sadece Almanya için söylüyorum, bütün Avrupa için söylemiyorum. 500 bin istihdam var. Dolayısıyla Almanya'da ciddi bir Türk nüfusu ve ağırlığı da var. Dolayısıyla burada Kayseri'deki hemşehrilerimizin de bir organize olması, bir çatı altında toplanması fevkalade isabetli. Bu dernek Avrupa Kayseriler Birliği bu oluşum şüphesiz ki buna katkı sağlayacak, destek sağlayacak. Bu girişimlerinden dolayı ben Sayın Muzaffer Polat'ı ve değerli yönetim kurulu üyelerini huzurlarınızda tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Allah emeklerini zayi etmesin. Bu kardeşlerimiz sıla hasret hepimiz için vardır. Kayseri'den Ankara'ya gitseniz Kayseri'yi tekrar özlersiniz. Hani sormuşlar ya meşhur Yahya Kemal Ankara'nın neyini seviyorsunuz diye İstanbul'a dönüşünü seviyorum demiş. Avrupa'daki her hemşerimiz de emin olun ki Anadolu'ya gelirken yürekleri pırpır ediyor. Tabii orada üçüncü nesil, dördüncü nesil genç kardeşlerimiz var. Onların değerlerine uygun bir yetişmesini sağlamak da, geleneklerine, göreneklerine, inançlarına uygun bir yetişmesini sağlamak da çok kolay değil. Çok kolay değil. Çünkü müthiş bir değişim var, dönüşüm var, dijital bir devrim var. O gençleri oradan da muhafaza edebilmemiz çok. Öncelikle belediye başkanım, cemiyet başkanım, Kayseri Somuz Mehmet Bey, İş adamımız İsmail Bey, öncelikle Sayın Basın hoş geldiniz diyorum sizlere. Bu kış günü bir araya geldik. Ben Muzaffer Polat, Tomaza, Kayseri Tomaza ilçesindenim. Almanya Kölü'nde yaşıyoruz. Biz Almanya Kölü'nde Avrupa Kayseriler Birliği adında altında bir dernek kurduk. Bütün Kayserileri bir araya toplayarak, Kayseri'de güzel işler yaparak, ihtiyaç sahiplerine neler verebiliriz onunla ilgili güzel bir derneğimizi kurduk. Yönetim kurulu arkadaşlarımızda kimisi mühendis, kimisi muhasebeci. Her sene 2019'dan beri sosyal faaliyetlerimiz devam ediyor başkanım. 2019'da 2000 tane çocuğumuzu giydirdik. Kayseri. Kayseri ilçelerinde. Daha sonra 2020'de akülü tekerlekli sandalye programı yaptık. Yine hep ilçelere bazında oluyor bu işler. Yine ihtiyaç sahiplerine yaptık. Bu sene de dedik ki ne yapabiliriz bu pandemi sürecinde? Tablet dağıtalım. Bize sağ olsun yine yönetim kurulu arkadaşlarımız, genel sekreterim Mustafa Duman, Erdoğan Esen, Mehmet Dalman isimlerini saymakla bitirelim. Değerli yönetim kurulu arkadaşlarımızdan bu kararı aldık. Biz de bu sene çıktık. Tablet dağıtımına geldik başkanım. Öncelikle onar onar ilçelerimize bunu paylaştırmayı düşünüyoruz. Daha sonra yine bütçemiz el verirse arkasından ihtiyaç sahiplerine tekrar biz kendimize ulaşarak bunu yükselteceğiz adetini. 50-60 olacak. Bütün ilçelere sırf Tomarza veya Sarız değil, merkez olmuyor. Biz de genellikle kırsal kesimlere her kadar şey ulaşıp onlara ihtiyacımı tamamen bularak öyle hani ısmarlama iş yapmıyoruz. Kime ihtiyacı varsa bir, öyle bir tabletlerimi dağıtıyoruz yani. İhtiyaç sahipliğinde kendiniz ulaştınız mı? Biz de milli eğitim aracılığı. Yok, milli eğitim aracılığı değil. Biz Avrupa Kayseriler Birliği olarak kendimiz ulaşıp kendimiz vermek daha iyi diye olarak düşünüyoruz. Çünkü oradaki arkadaşlarımız da diyorlar ki başkan git bul ver. Sağ olsun yine İsmail abimiz, İsmail Özdoğan Bey, Kayseri iş adamı ama kendisinin orada bir şirketi var. İki tane değerli oğlu var. Çok yakinen bizim yönetimimizi destekler. Yani iş adamlarımızın başına gelen, yönetimimizi destekleyen abilerimizden birisi. Bu hep bizim, biz vesileyiz. Esnaf arkadaşlarım, iş adamlar arkadaşlarının verdiği
getirip ihtiyaç sahiplerine veriyoruz. Bundan sonraki faaliyetlerin öncelikle biz yani hayır işi yapıyoruz. Biz burada kimseden bir beklentimiz yok. Belediyeden, kaymakamlıktan, milli eğitimden. Yalnız bizim bir istirhamımız oluyor basında buradaki, onu da söyleyelim. Yani biz koştur koştur geliyoruz Avrupa Kayserileri Birliği olarak. Biz de sadece bir elinize sağlık. Avrupa'dan gelmişsiniz, bizi düşünmüşsünüz, buradaki ihtiyaç sahiplerini buluyorsunuz, veriyorsunuz. Bir teşekkür istiyoruz. Geldiğimiz zaman da bir sıcak çay içelim, bir güzel bir ortam yapalım. Diyoruz ki Almanya'da bir kardeşiniz var diyorum. Gelin bizi bulun, her türlü ihtiyacınızı karşılayalım. Yüksek mühendis, makine mühendisi, genel sekreterimiz var Mustafa Alman. Burada çeşitli faaliyetler yapalım diyerekten hep koşturur. Ford'da çalışır kendisi. Atıyorum bir doktorumuz var. Gelin Almanya'yla burada bir şeyler yapalım. Yani biz fazla bir şey istemiyoruz. Sadece muhabbet istiyoruz. İlgi alaka istiyoruz. Yoksa biz oradan maddi durumda her şeyi yaparız Kayseri'ye gelip. Doğduğumuz toprakları unutmayıp buradaki çocuklarımızı, ihtiyaç sahiplerini her daim yanlarında oluruz yani. Almanya'ya gideceğim veya Almanya'ya yakın ülkelere gideceğim diyen herkese Avrupa Kayseriler Birliği her zaman desteğe hazır. Bunu hep böyle duyduk. Sağ olsun yönetici kardeşlerimiz hep böyle söylüyorlar. Ben Almanya'ya gideceğim, bana el kol olur musunuz? Benim oğlum kızım orada burslu okuyacak, bana destek olur musunuz? Her konuda oluyorlar, bilgileri olsun değerli vatandaşlarımız. Yani her konuda sıkıntı yok. Yani ticari, normal okul için olur. Her türlü biz yanlarındayız. Yeter ki bize ulaşsınlar. Onun için bir sıkıntı olmaz. Kayseri'de herhangi bir normal vatandaş da gelse biz onun yanında yani Almancasıyla işte yaptığı işle ilgili olsun. Her türlü faaliyetlerimizi destekleriz kendilerine. Bu konuyla ilgili. Evet, bu konuyla ilgili zaten gündemimiz Muzaffer Başkanım'ın bu bizimle faaliyeti, sosyal sorumluluk projesi 3. faaliyet oluyor. Daha öncesinden sağ olsun kendisi gelip bizi buldu. Biz aslında Muzaffer abi kendisini biz bulmadık. Kendisi dedi ki bize ulaştı. Sarız'da herhangi bir engelli vatandaşınız var mı? Nasıl yardımcı olarız diye ilk faaliyetimiz o şekilde olmuştu. Biz ilçemizde bulunan vatandaşlarımızı tespit edip onlara tamamen bir yıl öncesinden hepsini akülü arabalarını kendileriyle getirip biz sadece aracı oluyoruz. İnsanları tespit ediyoruz. Kendileri faaliyetlerini gerçekleştiriyorlar. Akülü araçlarını getirip bizzat kendileri teslim etmişlerdi. Biz de çok mutlu olmuştuk. Hem o aileleri de birlikte ziyaret etmiştik. Birlikte bir sosyal sorumluluk projesine biz de Sarız Belediyesi olarak dahil olmuştuk. İkinci faaliyet olarak da yine Muzaffer abigil orada Almanya'da birlik olarak çalışmalarını bizim Karayurtlular Birliği Derneği de var. Beraber faaliyet yürüttüler. İkinci faaliyetler de ilçemizde lise düzeyinde okuyan ve orta öğretim düzeyinde okuyan bütün çocuklarımıza bot ve mont şeklinde geçen yıl ihtiyaçlarını karşılamışlardı. Yine biz okulları tek tek kendileriyle beraber biz öncülük ettik, rehberlik ettik. Orada bütün ayrım yapmadan bütün ilçemizdeki çocuklarımızı giydirmişlerdi. Yine teşekkür ediyorum bu sayede. Burada sizin basın aracılığıyla kendisinin şahsına. Ve tekraren de bugün gelip bize dediler ki tekrar biz tablet getireceğiz. Sarza nasıl yardımcı olabiliriz dediler. Biz de dedik ne kadar düşüyor Sarza? 10 tane 12 tane biz Sarza çocuklarımıza temin ederiz dediler. Yine kendilerine biz rehberlik edeceğiz. O aileleri tespit edeceğiz. Muzaffer abi ve yönetim kurulu üyeleri gidip bizzat kendileri şahsen ailelere teslim edecekler. Biz aracı olacağız. Birliğin faaliyetleri işte bizim Sarız'dan da vatandaşlarımız çok fazla Almanya'da yaşayan, arkadaşlık ettikleri birçok insanlar var. İş adamları, İsmail Özdoğan abimiz, büyüğümüz devamlı cemiyetin ve birliğin yanında hareket ediyorlar. Biz de bu sayede biraz daha pozitif Sarız ayrımcılık görüyor bu sayede. Biz de kendilerine burada oldukları için, bize destek oldukları için, doğdukları veya da atalarının doğduğu toprakları unutmayıp vefa gösterdikleri için buraları tekrardan hayallerinde gurbette yaşamak, ben de çok gurbette kaldığım için arabayı çalıştırırdım, koştur koştur hiç mola vermeden Sarza gelirdim mesela. Onların o duygularının nasıl olduğunu da anlayabiliyorum. Yani, Veli Başkanım'a birinize sağlık. Bir dakika benim için. Birinize sağlık. Kadir As büyüğümüzün rahmetinin güzel bir sözü var biliyorsunuz arkadaşlar, hayırsever. Biz doğduğumuz topraklara övünmeye değil, ödeşmeye geldik. Arkadaşlar başkanım bir tane de size vereyim dedi. Şöyle, buyurun başkanım. Kariyer Gilal Başkanım buyurun. Size verdim. Başkanımıza bir tablet edeyim. Ben de pozitif ayrımcılık olsun diye bunu Sarız Belediye Başkanımıza vereceğim. Ben Sarızlıyım. Sarız'da başkanım uygun gördüğü ihtiyaç sahibi bir yavrumuza versin ki onlar okusun, başarılı olsunlar. Bu ülkeye, bu insanlığa hizmet etsinler.